Merhaba, ben Pınar Akkurt. Tasarımcıyım ve İleri Dönüşüm Kütüphanesi'nin kurucusuyum. Ağırlıklı olarak ileri dönüşümle ilgili çalışmalar yapıyorum. Küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak için bizim de yapabileceğimiz şeyler var. Elimizde bulunan malzemelerle, pratik yöntemlerle yeni ürünler yapabiliriz. Bugün plastik temizlik şişeleriyle neler yapabileceğimizi göstereceğim. İlki, sadece tek bir hamleyle yapabileceğiniz spreyli temizlik şişesinin üst tarafını çıkartıp bitirdiğiniz bir meşrubat şişesinin üstüne takarak bitkileriniz için sprey olarak kullanabileceğiniz bir şişe yapabilirsiniz. İkinci yapacağımız ürün ise sapı olan bir şişeden pürek. Bunun için şunlar gibi tutma yeri olan herhangi boyda şişeleri kullanabilirsiniz. İlk önce kalemle çizmemiz gerekiyor. Bunun için şu tutma yerleri küreğin sapı olacak. İlk önce şurasına bir çizik yaptık. Bundan sonrası küreğin şeklini belirlemek için. Aynısını simetrinde yapıyorum. Böyle işlerde genelde ilk önce fal çıtayla bir kesik atıyorum. Ondan sonra da makasla kesiyorum. Elimizde iki tane böyle parça oldu. Bundan sonrası istediğimiz şekil için kenarlarını düzelteceğiz. Yaptığınız küreyi bitki ektiğiniz zaman toprak için kullanabilirsiniz. Plajda kumlar için kullanabilirsiniz ya da daha ufak boyutlu olanlarını mutfakta çay, kahve ya da bakliyat gibi şeyleri almak için de kullanabilirsiniz. Üçüncü yapacağımız şey ise kullanmadığınız biten şampuan şişeleri ve küçük plastik şişelerden ya sünger koymak için ya da telefonunuzu şarj edebileceğiniz küçük bir istasyon yapmak. Bunun için yine şişemizin üzerine keseceğimiz yeri çiziyoruz. İlk kesiyi fal çıtayla yaptıktan sonra makasla devam ediyoruz. Böyle işleri yaparken ilk önce bir kabasını kesiyorum. Ondan sonra makasla istediğim şekle getiriyorum. Daha kolay oluyor. Fazlalarını aldıktan sonra bundan sonrası düzeltmek. Bu ürünün asma yerini isterseniz yuvarlak, isterseniz dörtgen kesebilirsiniz, isterseniz mutfakta kullanabilirsiniz ya da böyle şarj ünitesi olarak telefonunuzu şarja takmak için kullanabilirsiniz. Bu şekilde çöpe gidecek plastik ambalajları günlük hayatınızda değerlendirebilirsiniz.